Değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Kur'an lafızlarındayız. Evet sizi yalnız bırakmıyoruz arkadaşlar. Şu an böyle Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerimiz var. 81 ilde çok şükür öğrencilerimiz var. Bize ulaşıyorlar. Hocam Allah razı olsun diyorlar. Ve arkadaşlar biz de diyoruz ki Allah sizden razı olsun. İnşallah bu çalışmalar, bu emekler sizler için güzel puanlara dönüşür diyoruz arkadaşlar. Şu an belki de işte Türkiye'nin en doğusundasın, belki de en batısındasın, belki en kuzeyinde, belki en güneyinde, belki ortasındasın. Türkiye'nin 81 yerinden öğrencilerimiz var ve bu dönütler bizi mutlu ediyor, bize güç veriyor arkadaşlar. İnşallah atandıktan sonra da hocam ben şuraya atandım dediğinizde o mutluluğu beraber yaşar, beraber paylaşırız arkadaşlar. O zaman Hadi buradayız. Neredeyiz? Kur'an lafızlarındayız arkadaşlar. Kur'an lafızlarında başlıyoruz. Kur'an lafızlarında arkadaşlar birinci kavramımız El Kur'an. Kur'an lafızları. Evet burada Kur'an'daki ifadeler iki gruba ayrılır arkadaşlar. Bütün fertleri kapsayan ayetlere, umumu ifade eden ayetlere am. Has dediğimiz ise sınırlı sayıdaki fertleri işaret eden lafızlardır. Mesela diyor ki onlara 80 değnek vurun. Yani herkese 80 değnek vuracak halimiz yok ya. Bir suçu işleyen vardır ona 80 değnek vurun şekle ifade edilir. Bir de garibul Kur'an vardır arkadaşlar. Çok önemli. ÖSYM bunu her yıl sorar. Garibul Kur'an'da iki şeye dikkat edeceksiniz. Bak şimdi bilinmeyen kavram olacak arkadaşlar. Ve bu bilinmeyen kavramı ancak ve ancak uzman alanında bilgin bir kişi açıklaması istenecek. Evet, kullanım yönüyle yaygın olmayan, bilinmeyen bir kavram veyahut Arapçaya sonradan geçen bir kavram olabilir. Bu kavramın ne yapılması? Açıklanması gerekir. Buna arkadaşlar garibul Kur'an ilmiyle karşımıza çıkar. Hatta burada ilginç bir olay vardı. Mesela işte İbn Abbas Kur'an'daki bir kelimeyi öyle tefsir ederken zorlanır. Der ki bunu biraz araştırayım ve daha sonra çok garip mesela bir Arap bedevinin kuyudan su çekerken o kelimeyi kullandığını duyar ve der ki sen bunu nereden biliyorsun? ve o kelimenin ne anlama geldiğini sorar, öğrenmeye çalışır arkadaşlar. Ve o kelimenin Arapçaya burada sonradan giren bir kelime olduğu tespit edilir. Yani ne oldu? Yaygın olmayan ve uzman bir kişinin i̇bn Abbas gibi bir kişinin araştırmasıyla neticeye ulaştı. Kurucusu İsfahane olarak kabul edilir. müfredat Kur'an şeklinde eseri çalışması vardır. İlk çalışma yapan Nafi bin Ezrak diye de ifade edilir. Tanımı benim için önemli, bilginiz olsun. Bir diğer olay müphematül Kur'an. Kur'an'daki zamir, künye ve lakap ve benzeri ifadeleri ne yapılmasıdır? Açıklanmasıdır. Adam sana diyor ki, işte Firavun ona dedi ki, mevzusunu hatırlıyor musunuz? Peygamberimizin yöntemlerinden birisidir. Burada arkadaşlar Hazreti Peygamber'in açıklaması referans kabul edilir ve bu şekilde karşımıza çıkar. Mücmel dediğim olay nedir? Burada açıklama gereken yani kapalı olan ayetlerdir. Mesela salat, Salat arkadaşlar pek çok manaya geliyor. Dua anlamına, işte e, istiğfar anlamına, ibadet anlamına, namaz anlamına. Bu şekliyle arkadaşlar ne yapmam lazım? Kullanıldığı cümle içerisinde açıklamasını yapmam lazım. Bir diğeri mübeyyen. Beyan edilen, açıklanan ayetlere mübeyyen adı verilir. Yani mücbenin açıklanması açık olan kısmına da mübeyyen adı verilir diyoruz. Şimdi geldik Soru bankalarında testlerde yer alan ama ÖSYM'nin sormayı çok tercih etmediği bir sayfaya. Burada arkadaşlar ÖSYM sadece bir kavramı karşıma soru olarak çıkarttı. O da çok kolay zaten. Bak şimdi mütebain lafız Ayrı anlamlılık. Yani bu Kur'an'daki herhangi iki şey olabilir. Mesela içki içmek haram, işte atıyorum namaz kılmak sebep. iki ayrı anlam var anladınız mı? Buradaki mantık o. Müteradif ise eş anlamlılıktır. Lafızları farklı fakat anlamları aynı olan sözlerdir. Bunu nezahirde anlatacağım size. Vücuh nezahirde bunun tanımlaması olacak aslında. Mütekarip ise arkadaşlar, mütekarip ben denir değil mi? Yakın anlamlılık. Güzel. Müşterek çok anlamlılık. ÖSYM'nin sorduğu olay buydu. Mütezat. Zıt anlamlılık. Bunlar arkadaşlar lafızlar arası ilişkiler arasında karşımıza soru olarak çok çıkmayan e, soru bankalarında yine yer alan işte diyecek şu tanımdaki ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde ifade edilen soru tarzları olacak arkadaşlar. Şimdi geldim vücuh ve nezaire. Arkadaşlar İlahi cami camiasında vücuh ve nezair bir karın ağrısı. Şimdi derslere giriyoruz böyle online'da yüz yüze de işte veya farklı bir yerde veya bir denemede veya şurada burada öğrenci diyor ki ya hocam diyor bu vücut ne? Bu nezair nedir? Ben bir türlü anlamıyorum. Arkadaşım bak şimdi. Burada yayınlarda veya soru bankalarındaki şeyi referans almayın. Bir iki noktada hata yapılabiliyor. Burada siz ÖSYM'yi referans alın. Nasıl referans alacağız? Şöyle. Şimdi bunun bir tanımını yapalım. ÖSYM'nin soru Sunu halde burada gösteremeyeceğim için o soruyu size anlatayım. Farkları bir anlayalım. İyi izleyin şimdi. Vücuh dediğimiz olay ve nezair dediğimiz olay kelime itibari olarak eş anlamlı, eş sesli sözlerdir. İkisinin de çıkış noktası birbirine yakın. İzleyin şimdi. Aynı lafsın farklı yerlerde ifade ettiği farklı manalar. Nasıl yani? İzle hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar salat kelimesi geçer değil mi? salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde namaz olarak geçer. Bir yerde dua olarak geçer. Bir yerde atıyorum işte istiğfar olarak geçer. Bak bunu ben çoğaltabilirim. Hocam ne oldu? Aynı kelimeye farklı manalara geldi. Bunun adı vücuttur arkadaşım. Şimdi geldim Nezair'e. İyi izleyin. Nezair'deki bağlantıyı yakalayalım ve burada halledelim. Şöyle. Evet. Kalemimizin rengini siyah yapalım. İyi Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler vardır. <laughs> ha, burası sınav sorusu olacak. <laughs> İki defa öksürdüm. Kesin soru olacak arkadaşlar. İyi izleyin. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler vardır. Aynı mana işaret eder. Nar. Nar deyince aklınıza çarşıdan aldım bir tane eve geldim. Bin tane değil tabii ki cehennemden bahsediyor arkadaşlar. Bir diğeri ney? Hutame. Bunlar arkadaşlar ortak manaya yani cehennemi ifade edecek. O zaman farklı kelimelerin tek manaya gitmesine nezair adını verdim. Şunu görmenizi istiyorum. Kelimenin anlamlarıyla ilişkili durumlardır. Vücuh ve nezair. Yani eş seslilik durumlarıdır genel anlamda. Anlaştık mı? Peki ÖSYM bana nasıl sordu hocam? Şöyle. Şimdi ÖSYM arkadaşlar dedi ki lafızlar arası ilişkilerle ilgili bir paragraf yazdı ve bu paragrafın içerisinde dedi ki burada işte bir kelime birden fazla anlama gelebilir işte şu örneği verdi hatta salat namaz dua istiğfar gibi anlamlara gelir dedi. Buna verilen isim nedir diye sordu. Arkadaşım bak şimdi ÖSYM vücuh ve nezairi sorarken A şıkkına vücuhu B şıkkına nezairi eklemez. Ne yapar? Ya sadece vücuh der ya sadece nezair der ya da ikisine vücuh ve nezair diye aynı seçenekte belirtir. Soruyu mantıklı çöz. ÖSYM'nin dinini öğrendiğinde sınavı kazanıyorsun. Tamam. Tekrar söylüyorum. Bana vücuh ve nezair sorduğunda ya A seçeneğinde sadece vücuh diyecek. Tamam mı? Soru böyle gelecek. Ya da hocam diğer soruda A seçeneğinde sadece nezair diyecek. Soru böyle gelecek. Ya da yine A seçeneğinde vücuh ve nezair diye belirtecek. Yani A seçeneğine vücuhu, B seçeneğine nezairi eklediği hiçbir soru örneği yok ÖSYM'nin. Buna dikkat edelim. Bir de dikkat etmenizi istediğim bir diğer olay şu. Kur'an'da tek bir yerde geçen bazı ifadeler var. Bunu sordu ÖSYM. Nedir mesela hocam? Kevser bana dedi ki aşağıdakilerden hangisi vücuh ve nezaire örnek olmaz? Kevserdi cevap. Hocam niye? Düşün bakayım. Kevser nerede geçiyor? Sadece bir yerde. Nerede geçiyor? İnna tenekel Kevser. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Tek bir yerde geçtiği için burada ne oluyor arkadaşlar? Vücuh ve nezair kapsamında değerlendirmiyorsun. Tek bir noktaya işaret ediyor. Ama mesela Kur'an'da ruh değil mi? Ruh Bildiğimiz ruh olarak, Hazreti e, Peygamber'e gelen Cebrail'in adı olarak ruh farklı yerlerde geçiyor. Ya da mesela salat farklı yerlerde geçiyor. Seçeneklerde bunlar vardı işte. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mesela e, Tavgut bu, bu tarz ifadeler sınav sorusu oldu. Bunlar vücud ve nezarede güzel sorular. Geldim bir diğer olaya. Emsalül Kur'an bu da soruldu arkadaşlar. Kur'an'da anlatılan mesellerdir diyoruz. Amaç öğüt vermek ve özendirmektir bu mesellerde. Aksamül Kur'an, Kur'an'da belirtilen yemin ifadeleridir arkadaşlar. Kur'an'da belirtilen yemin ifadelerine Aksamül Kur'an adı verilir diyoruz. Şimdi bunların bu sözlerin sınav sorusu olarak geldiğini biliyoruz ve bu yemin ifadelerini görmenizi istiyorum. Bu da kim milyoner olmak ister de çıktı arkadaşlar. Ee, ÖSYM sordu bize de ayrıca haberiniz olsun. Hangisine yemin edilmemiştir diye. Yine aynı şekilde kim milyoner olmak isterdi de, de çıktı. Serkan Bey o soruyu gördünüz mü? Kim milyoner olmak isterdi burası da çıktı abi. Allah öyle şak diye bir sordu ki hemen hemen milyonluk soruydu yanlış hatırlamıyorsam ya. Hangisine yemin edilmemiştir. Hatta hatayla birisi var ya birinci oldu bonus. Galiba onun sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Neyse işte bakarız. Yani milyonluk sorular var arkadaşlar burada. Peki hocam ne? Bak şimdi. Kur'an'a yemin var. Allah'ın zatına yemin var. Vakitsel açıdan değerlendirelim mi? Geceye yemin var. Güneşe yemin var. Yıldızlara yemin var. Bak yıldız, güneş gördük mü? Yine şöyle vakitsel açıdan değerlendirip size bir tablo oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Gece gördük mü? Devam ediyorum. Asır vakitsel açıdan. Kuşluk vakti vakitsel açıdan. Devam ediyorum. Gündüz, fecir Kıyamet hani bağlantıyı kurun diyerekten arkadaşlar. Bir de mesela gökyüzüne yani güneşe, yıldıza, aya bu tarz gökyüzündeki olayları da arkadaşlar cisimlere de, gezegenlere de yemin durumu karşımıza çıkar ve vahyin geldiği beldelere değil mi? Tur bu şekilde ifade edebiliriz. ÖSYM'nin sorusunda da dedi ki bu ifadeleri verdi dört seçeneği. Hazreti Muhammed vardı seçeneklerde. Hazreti Peygamber'e yemin yok arkadaşlar. Muhkem dediğim olay nedir? Hüküm bildiren anlamı açık ayetlerdir. Namaz kıl. E burada hüküm net. Bir de müteşabih var. Teşbih barındırır. Birden fazla anlama gelen ayetlerdir. Ve geldim siyak sibak. Arkadaşlar sözün gayesi uyuma anlamına gelir siyak ifadesi. Ve siyakta karşıma çıkan nokta şudur. Bir sözün öncesi ve sonrasına dair araştırma yapmak. Yani sen şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti aldığın referans alıp okuyabilir misin? Hayır. Ne yapman lazım hocam? Öncesine, sonrasına ayetin öncesine, sonrasına bakıp bir anlam bütünlüğü oluşturman lazım. O zaman der ki namaza yaklaşmayın. Ah namaz olur mu? Öncesine ve sonrasına bakman lazım. Siyakta arkadaşlar sözün uyumu vardır. Öncesi ve sonrasıyla ilgili. Peki Sibak nedir? Sibak siyahın altında yer alır. Hani alt dalıdır. Sözün arkadaşlar öncesindeki anlamını araştırır. Dön bak diyor sana dön bak. Nereye bak? Sözün öncesine bak arkadaş. O zaman siyaktaki olay nedir öğretmenim? Siyak sözün uyumudur siyak sözün öncesi sonrası ve buradaki sözün içerisindeki uyumun sözün içerisindeki mananın tespit edilmesidir. Tamam. Sibak nedir? Sibak da sözün öncesine bakarsın. Araştırmanı yaparsın. Peki ÖSYM nasıl soruyor? Ayırmıyor arkadaşlar. Ya siyak diyor ya da siyak sibak diye bir değerlendiriyor. Bilgin olsun. Şimdi geldim bir diğer olaya. Hurufu mukatta arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de huruf-u mukatta ile başlayan biliyorsunuz sureler var. Buradaki huruf-u mukatta tefsirde araştırılmış. Kimisi yemin, kimisi Allah'ın ismi, kimisi sure ismi, kimisi de dikkat çekmek için huruf-u mukattaların kullanıldığını, huruf-u mukattaların ne olduğuna dair yorumlamalar yapmış. Şimdi buradaki mantığımız şudur arkadaşlar. Buradaki olay bir yorumlama tarzıdır. Yani huruf-u mukattanın ne olduğuna dair zaten kesin bir açıklama yok. Yorumlamalar yapılmıştır. Yasin, Saat. Kaf, Taha sureleri hurufu mukatta ile başlayıp adını bu huruflardan alan dört tane suredir. Kur'an bilgisi kısmında da zaten işlemiştik. Bir diğer olay müşkilül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de çelişkinin olmadığını söylemiştik arkadaşlar. Ama insanlar belki böyle bir çelişki zannına kapılabilirler. İşte bu çelişki zannının giderilmesi için yapılan çalışmaya müşkilül Kur'an adı verilir. Çelişki varmış gibi görünen ayetlerin açıklığa kavuşturulmasıdır. Ve burada karşımıza çıkan durum İbni Abbas'tır. Hangi tefsir ekolü kurucusu? Mekke tefsir ekolü kurucusu. Münasebetül Kur'an sınav sorusu oldu. Buradaki olay arkadaşlar kelime ve anlamların benzerliğinin incelenmesidir. Ayet ve sureler arasındaki ilişkiler konu edilir. Mesela şöyle. işte bir surede atıyorum abdest konusu işleniyor. İşte başka bir surede abdestle dair bu farklı bir mevzu işleniyor. Bunların incelenmesi yani sureler arasındaki konuların değerlendirildiği, ilişkilerin değerlendirildiği çalışmalara münasebetül Kur'an diyoruz arkadaşlar. Münasebetül Kur'an da burada ayet ve sure arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği yer denir. İcazül Kur'an nedir? İcaz'da karşıma çıkan nokta arkadaşlar. Burada yine kim çıkar? İbrahim en-Nezam çıkar arkadaşlar. İbrahim en-Nezam'ın e, ifade ettiği bir teoriyle aslında ifade edeceğiz burayı. İcazül Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar bir benzerinin getirilmesi mümkün değildir. Çünkü İcazül Kur'an insanların aciz kalmasıdır. Neye karşı? Kur'an'daki ayetlere karşı. Hatta ve hatta bunun devamı olan unsur da tehadlidir. Tehaddi sınav sorusu olduğu öğretmenin. Nasıl oldu? Şöyle. Tehaddide arkadaşlar bir meydan okuma vardır. İnsanı aciz bırakacağız. Kur'an'da Allah diyor ki Hadi o Kur'an'ın bir benzerini getirin. Madem böyle Kur'an-ı Kerim beğenmiyorsunuz bir benzerini getirin. Bir benzerini getiremiyor müşrikler. O zaman 10 sure getirin. Fatih kalem geldiğine göre burada bir tane sınav sorusu var. 10 sure getirin diye meydan okuyor Allah. Fakat 10 tane surede getiremeyecekler. O zaman Allah diyor ki bir tane sure hadi Kur'an'a denk bir sure getirin. <laughs> müşrikler toplanıyor arkadaşlar bir sure getiriyorlar. El filu mel filu diye devam ediyor arkadaşlar. Olay şu Serkan Bey. Fil vardır. Fil büyük bir hayvandır. Filin hortumu vardır. Fil hortumuyla su içer. Diye sure yazıyor müşrikler. Arkadaşlar bir de bizim fil suremiz var değil mi? Yani adamlar o fil suresi referansıyla bir şeyler yazmaya çalışmış. Sanki bana TRT'ye belgesel çekiyorlar ya. Valla fil vardır, büyüktür, hortum vardır. Ve orada kendi kendilerini ne yapıyorlar? İnsanlar ee, insanlar arasında böyle aşağı duruma düşürüyorlar. Ve buradaki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasına tehaddi adını veririm. Bir diğer olay kısası Kur'an'dır. Kur'an'daki kıssaların incelendiği bölümdür. Kur'an'daki en güzel kısa, kıssaların en güzel olarak anlatılan olay Ahsenül Kasas. Hangi peygamber? Hazreti Yusuf. Aynen öyle. Güzel. Ve burada Kur'an'daki kıssaların incelenmesi Ahsenül Kasas olarak ifade edilir. Mealil Kur'an hatırladınız mı Mealil Kur'an'ı? Burada arkadaşlar Ferra'dan bahsedeceğiz. Ferrari hız yapmaya mani değildir demiştik. Ve burada Kur'an'ın filolojik olarak incelenmesi konu edinilir. Mealil Kur'an'da sınav sorusu Ferra olarak gelecek ki önceden de soruldu. Fezalil Kur'an denince aklıma tanıdık bir isim gelir. İmam Şafi gelir arkadaşlar. Amaç Kur'an'daki faziletleri ön plana koymak, Kur'an'ın faziletlerini yakalamaktır. Peki hocam burada ne yapılıyor? İşte ayetlerin şifa olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Hatta yok mudur işte? Şimdi mesela e, işte hasta birine ne yapılır? İşte, e, Kur'an'dan ayetler okunur ya da işte Fatiha suresi okunur veya suya okunup üflenip işte o suyun içilmez. Zaten sınava girerken ne yapmıyor musunuz? Hocam diyor kaleme okuyorum diyor. Hocam diyor önceden e, şeker meker alıyor diyor ÖSYM. Şekere okuyorum diyor. Şimdi peki 60 bin ilahiyatçı giriyor sınava. 70 bin ilahiyatçı giriyor. Hepsi okursa ne olur? O da bir sıkıntı arkadaşlar. Manevi yönden artık yarışa başlarsınız. O zaman gelelim fezail Kur Kur'an'a, sevab Kur'an, menafit Kur'an şeklinde isimlendirilir buradaki olay. Son kısım burada irab Kur'an olacak. Kelime kelime açıklanmasıdır. Kur'an'daki olayların tefsir edilirken kelime kelime açıklanmasına burada İrabul Kur'an adı verilir diyoruz. Meal Kur'an, Ferra Fezal Kur'an, İmam Şafi arkadaşlar ilk çalışmayı yapan kişi olması münasebetiyle önemli ve değerli. Şimdi geldim son kavrama. Nesih ve mensuh. ÖSYM milyon defa sordu arkadaşlar. Nesih ve mensuh zaten ilahat camiasında bilinmesi gereken bir kavram. ÖSYM'nin sınav sorusu yaptığı yerlerden bir tanesi. Nesih dediğim olay nedir? Eski hükmü ortadan kaldıran kronolojik olarak yeni inen hükme ben ne diyorum? Nesih adını veriyorum. Peki hükmü ortadan kaldırılan, artık eskiyen, artık itibar edilmeyecek olaya ne diyorum? Mensuh adını veriyorum ve nasih dediğimiz unsur burada bu şekilde karşımıza çıkar. Yani yeni inen ayete, nes eskisini nes eden ayete ne diyorum arkadaşlar? Nesih Kitaplarda nasih de denir aynı şekilde. Burada hükmü kaldırılana ise ne diyorum arkadaşlar? Mensuh diyorum. Ve burada son derece kolay haberiniz olsun. Yani bunu bilmek için ee, kahin olmaya gerek yok. Zalim ÖSYM buradan sorular sorar. Sizler de yaparsınız. Bu yazıyı görmek çok güzel değil mi? The end. Arkadaşlar tefsir dersini yalak yutarız böylece. Ödev. Açıyorsun kitabından, konu anlatım kitabından. Konunu güzel bir şekilde çalışıyorsun. Bir. Daha sonra çıkmış sınav sorularını analiz ediyorsun. İki daha sonra soru bankalarından sorularını güzel bir şekilde analiz ediyorsun. Burada arkadaşlar DHBT'de, DiCapta, MVSTSE'de güzel sorular gelir. Evet, bu emeklerin boşa gitmemesi için ne yapman lazım? Bir gayret göstermen lazım. Birilerin önüne geçmen için gayret göstermen lazım. Evet, şu an biz biliyoruz ki içeride çocuğunu uyutan anneler var. Şu an dersiz diyen. Biz biliyoruz ki şu an Ücretli öğretmenlerimiz var, bin bir zorlukla gündüz çalışıp işte akşam e, ders dinlemeye çalışan öğretmenlerimiz var. Biz biliyoruz ki farklı işlerde çalışmak zorunda kalıp bu sınavı bir son çıkış olarak gören öğretmenlerimiz var, hocalarımız var. Arkadaşlar hak ettiğiniz yerlerde olmanızı istiyoruz. Onun için bu çabayı gösteriyoruz ve sizin de o çabayı göstermenizi istiyoruz. Anlaştık mı? Ne diyoruz? İyisi değil, en iyisi için bir sonraki derste görüşmek üzere.